Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktaları ile çıtır çıtır gerçek el açması boşnak mantısı tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listesini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Lakin önemli püf noktaları kaçırmamak adına videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Tarifimiz için 5 su bardağı unu uygun bir kabın içerisine alıp üzerine bir silme yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yaptıktan sonra un ve tuzu güzelce karıştırıp unumuzun orta kısmına bir çukur açalım ve üzerine azar azar oda ısısında bekletilmiş suyu ekleyerek önce hamurumuzu kaşıkla karıştıralım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü herkesin evinde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Hamurumuz karıştırılmayacak kıvama geldiğinde kaşığı çıkartıp elimizle yoğurmaya başlayalım. 5 su bardağı un için toplamda 2 su bardağı kadar su kullandım. Kullandığınız unun markasına göre bile 1-2 yemek kaşığı kadar su miktarında oynama olabilir. Şöyle yumuşacık ve ele yapışan bir hamur oldu. Şimdi hamuru tezgah alıyorum ve olabildiğince az un kullanarak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. En az 7-8 dakika kadar tamamen ipeksi bir kıvam almasını sağlayalım. Üzerinden bastırıp daha sonra da katlayarak yoğurursanız eğer ta çok güzel bir hamur olur. Hamurumun son halini sizlere göstermek istiyorum. Çok fazla sorulduğu için kıvamı aynen bu şekilde olmalı. Şöyle tuttuğunuzda akıyor olması lazım. Aksi takdirde böreğiniz açılmaz ve bundan daha da cıvık bir kıvam asla olmaz. Başta ele yapışan hamur yoğurdukça gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı ve artık elimize yapışmıyor. Şimdi hazır olan hamurumuzu bir hamur kartı yardımıyla olabildiğince eşit boyutta parçalar haline getirelim. Ben toplamda 6'ya böldüm. Birazcık büyük tuttum bezelerimi. Eğer ilk defa yapıyorsanız bezelerinizi daha küçük tutarak hamurunuzu bir tık daha küçültebilirsiniz. Şimdi hazır olan hamurdan elimizle bezeler yapalım. Hamurum çok fazla yapışmadığı için bu aşamalarda da un kullanmadım ama eğer sizler gerek duyarsanız çok az miktarda un kullanabilirsiniz. Ama kesinlikle hamurunuzu una doydurmayın. Ve toplamda 6 adet beze elde ettim. Şimdi hazır olan bezeleri bir kenara alıyorum ve hamurlardan bir tanesini tezgah alıp merdane yardımı ile bir servis tabağı boyutunda açıyorum. Bir tanesini açıp kenara aldım ve geriye kalan hamurları da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Hamurlarımızın tamamını açıp hazırladıktan sonra geçelim kullanacağımız yağ hazırlamaya. Bunun için 125 gram tereyağını eritip soğuttuktan sonra üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip güzelce karıştıralım. Yağımız kesinlikle oda sıcaklığında olmalı, soğuk veya sıcak olmamalı. Önce tepsimizin içerisini yağlayalım ve yağladığımız tepsinin içerisine hamurlardan bir tanesini yerleştirip üzerini tekrardan yağlayalım. Hamurun her tarafının yağlanmış olmasına özen gösterelim. Aksi takdirde hamurlarımız birbirine yapışabilir ve ikinci hamuru koyup tekrardan yağlıyoruz. Bu şekilde sonuncu hamura kadar devam edelim. Sonuncu hamurumuzu koyduktan sonra ise geriye kalan yağın tamamını üzerine gezdirelim. Bekleme aşamasında tereyağının ayranı üzerinde donarak hamurumuzun kalitesini düşürebilir. O yüzden mutlaka üzerini şöyle bir poşet veya streç ile güzelce kapatalım. Ve en az yarım saat en fazla ise 45 dakika olacak şekilde hamurumuzu oda ısısında yani ortalama 21-25 derece ısıda, dinlen, ısıda dinlendirelim ve geçelim iç harcımızı hazırlamaya artık başladım bile. Öncelikle 700 gram kıymanın, orta yağlı kıymanın yarısını tavaya alıyorum ve bu şekilde kavuruyorum. Sürekli karıştırarak kavurursanız çok daha güzel olur. Bu aşamada yağ kullanmadım. Yağımız zaten hamurumuz zaten yağlı olacağı için kıymamız da birazcık yağlı. O yüzden yanmaz, yapışmaz bir tavada kavurmanızı tavsiye ediyorum ve kavurduğumuz kıymayı tamamen soğuttuktan sonra uygun bir kasenin içerisine alalım. Kesinlikle sıcak olmasın, soğumasını bekleyelim. Ve geriye kalan kıymanın tamamını da üzerine ilave edelim. Bu gerçek boşnak mantısının iç harcının tarifidir. Sizler farklı hazırlayabilirsiniz damak zevkinize göre ve üzerine de 2 adet küçük veya 1 adet büyük boy olacak şekilde biraz ince doğranmış soğanı ekleyelim. Karabiber ve tuz kullandım baharat olarak. Zaten orijinal tarifte de bu şekilde yapılır ama sizler isterseniz farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Ve tuzu özellikle soğanın üzerine ekledim. Şöyle bir elimle ovuşturarak suyunun çıkmasını yani birazcık ölmesini bekliyorum. Daha sonra ise iç harcımızı bir güzel yoğuralım. Ben kıymalı bir iç harcı kullandım. İsterseniz patatesli de hazırlayabilirsiniz. Şimdi üzerini kapatıyorum ve ikinci bir işleme kadar iç harcımızı bu şekilde dinlenmeye alıyorum. Bu arada hamurumuz da artık yeteri kadar dinlenmiş. Hamurlardan bir tanesini tezgaha alalım ve açmaya başlayalım. Öncelikle şöyle sizlere göstermek istedim. Gördüğünüz gibi kesinlikle yapışma yok. Söylediğim püf noktalara dikkat ederseniz sizlerin de hamurunuz kolaylıkla açılır. Parmak uçlarımızı birazcık yağlayalım ve bu şekilde hamurumuzu açmaya başlayalım. Elimizle hamuru havalandırarak açarsanız çok daha güzel olur ve orta kısmı kalın kalmaz. Bu arada tırnaklarınızı da geçirmemeye dikkat edin. Sadece parmak uçlarınızla hareket ederseniz hamurunuz çok kolay bir şekilde açılacaktır. Bu arada bu kadar hızlı davranmıyorum. Sadece videoyu hızlandırdığımız için hızlandırdığım için sizlere birazcık hızlı gelebilir. Sıkılmayasınız diye bu şekilde yaptım. Orta kısmını yeteri kadar incelttikten sonra hamurumuzun uç kısımlarını açmakla devam edelim. Artık orta kısmını daha fazla açmayalım aksi takdirde hamurumuz yırtılır. Eğer ilk defa açacaksanız öncelikle tezgahınızı yağlamanızı tavsiye ediyorum. Bu arada videomu eğer buraya kadar izlediyseniz beni her nerelerden izliyorsanız eğer bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Hamurumuzu açtıktan sonra üzerine yuvarlak olacak şekilde iç harcımızı yerleştirelim. tarifle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmında yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Hamurumuzun üzerine iç harcını yerleştirdikten sonra uç kısımlarında kalan kalın, kalınlıkları elimizle çekip çıkartalım. Bir ucundan çekerseniz zaten gerisi gelir kolaylıkla çıkacaktır. Ve bu hamuru şöyle toparlayıp bir kenara alalım. Geriye kalan hamurları da aynı şekilde bekletip daha sonra ise tek tek merdane ile veya elinizle açıp yağsız tavada pişirirseniz çok güzel bir katmer olur. Hamuru içe doğru katlayalım. Gerekirse eğer keserek katlamanızı tavsiye ederim. Eğer hamuru çok fazla ince açamıyorsanız keserek katlayın ki içerisinde potluklar kalmasın. Eğer kenarındaki kalınlıkları çıkarmasaydık daha sonra yerken dişimize fazla gelebilirdi. O yüzden mutlaka çıkartın. Gerçekten çok güzel ve zar gibi incecik oldu gördüğünüz gibi. Bazı tarafları kalın gibi görünebilirse benim gibi kesip diğer tarafına birleştirebilirsiniz. Ve şimdi yavaşça öncelikle içe doğru katlayalım. Hamurumuzu çok fazla sıkmayalım yoksa iç harcı çok kalın kalıp ve yani sıkı kalıp hamurumuz çok güzel pişmeyebilir. Ona dikkat edelim. İçe doğru katladıktan sonra şöyle yavaşça tutup çekiştirelim ama dediğim gibi hamuru sıkmıyoruz. Sadece yufkamızı çekiştirelim ki orta kısmı kendiliğinden ayrılsın. Ve rulomuz artık neredeyse hazır oldu. Geriye kalan hamurları da aynı şekilde açmaya devam ettim ve tamamını hazırladım. Şimdi fırın tepsisine diziyorum. Hamurumuz yağlı olduğu için tepsiyi yağlamadım. Eğer gerek duyarsanız yağlayabilirsiniz. Ucundan kopartıp uçlarını birbiriyle birleştirip tepsiye dizdim. Çok fazla birleştirirken birbirine hamurları çok fazla birleştirip o kısmının kalın kalmamasına dikkat edin. Sadece uçlarını birbirine değdirmeniz yeterli. Yoksa daha sonra alt kısmı hamurun sert kalabiliyor. Buna özellikle dikkat edin. Kenardan içe doğru şöyle yerleştirdim. Yani bir nevi inci gibi dizdim diyebilirim. Gerçekten yemesi kadar yapması da çok sevkli. Eliniz alıştıktan sonra oldukça kolayca açacaksınız. Yani ben eskiden diyelim ki 4 saatte bu işlemi yapıp tamamlayabiliyordumsa şimdi 1 saatin içerisinde tamamını açıp bu şekilde tepsiyi hazırlayabiliyorum. Yani e, daha doğrusu <laughs> bu işlemler için bu şekilde börek açabilmek için birazcık da pratik gerekli açıkçası. Ve sonuncuyu da yerleştirdim. Gördüğünüz gibi kıymalar içerisinde belli oluyor. Börek olmadığı için aslında bu şekilde olması lazım. Yani iç harcı çok fazla olması ve hamurunun az olması lazım. Yani gerçek bir boşnak mantısı bu şekilde hazırlanır. Pişmemiş halim bile gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Şimdi hazır olan boşnak mantımızı önceden ısıtılmış 180-190 derece fırında eğer fırınınız hızlı pişiriyorsa 180 hızlı pişirmiyor yavaş pişiriyorsa 190 derece fırında pişmeye gönderelim. Ortalama pişme süresi 50-60 dakikadır. Fırından fırına süre değişebilmektedir. Üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmenizi tavsiye ediyorum. Fırından çıkardıktan sonra sıcak olacak şekilde servis edebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldu Arka fonda sesler birbirine karıştığı için e, bu aşamada sesini sizlere göstermedim ama görüntüsünden zaten belli oluyordur. Bu arada mantınız piştikten sonra eğer tepsinizin dibinde çok fazla yağ var ise onu süzüp alabilirsiniz. Ben e, başta hamurları yağlamak için kullandığım yağın sadece üçte ikisini kullandım. Geriye kalanını isterseniz eğer sizde de artarsa farklı bir şeyler de kullanabilirsiniz. Yani sadece hamuru dinlendirmek için kullandık sonuçta. Ve tarifimiz buraya kadardı. Servis için isteğe bağlı üzerine sarımsak yoğurt ekleyip o şekilde servis edebilirsiniz. Yani klasik mantı servisi yapabilirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de görmesini istediğiniz arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videolu tarif tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.